Evet merhabalar. Bugün iş düşünürleri Semantik Kernel ile yapay zeka Pluginleri oluşturmaya nasıl başlayabilir yazımı anlatacağım, tanıtacağım. Bu e, yazım aslında Deep Learning AI How Business Thinkers Can Start Building AI Plugins with Semantic Kernel kursunun Türkçe öz e, özetidir. E, bu kurs aslında Microsoft'un Semantic Kernel adındaki bir e, uygulamasının bir e, ürününün tanıtımıdır. Ben LangChain'in ajanlarıyla benzettim Semantic Kernel'i, e. o yüzden ikisinin bir karşılaştırmasıyla başlayacağız. İkisi de açık kaynak. E, topluluk olarak, Microsoft Semantic Kernel henüz daha yeni olduğu için daha küçük, e, daha az önceden oluşturulmuş ajanı var. E, Dokümantasyonu iyi, hızlı olarak bazı görevlerde daha hızlı LangChain'in ajanlarından, kullanım kolayları daha, kolaylığı daha karmaşık. Azur hizmetleriyle daha entegre, mimarisi daha sofistike, esnekliği daha az, kontrolde de daha az kontrol sağlıyor. Yani daha çok hazır verilmiş bir uygulama. Semantic Kernel, OpenAI, Azure OpenAI ve Hugging Face gibi büyük dil modellerini, LLM'leri, C -sharp, Python, Java gibi geleneksel programlama dilleriyle bütünleştirerek bir açık kaynak kodlu SDK hizmeti sunar. Semantic Kernel bunu yalnızca birkaç satır kodla birbirine zincirlenebilecek eklentileri tanımlamanıza izin vererek başarır. Semantic Kernel bir kernel'dır, çekirdektir. Kernel bir işletim sisteminin en temel merkez yapısıdır ve işletim sistemindeki çekirdekten esinlenen Semantic Kernel küçük, güçlü ve genişletilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Semantik kernel aynı zamanda semantiktir yani anlamsaldır. Geleneksel lokal kodlamadan farklı olduğunu anlatmamacıyla anlamsal ön ismi verilmiştir. E, modeller ve hafıza connectorlar aracıyla semantik kernel'a bağlanır ve semantik kernel plugin aracıyla triggerlar ve aksiyonları hayata geçirir. Semantik kernel'ın amacı farklı elelemler ile denemeler yapan geliştiricinin hızlı ve kolay bir şekilde konsept kanıtı yapmasını yani proof of concept sonra da onu istediği dilde production yani ürün or üretim ortamında çalıştırmasını sağlamaktır. Ee, bu bölümün kodunu buradan bakıyoruz. Kernel ve SWOT'lar hazırlamak. SWOT nedir? En temel iş analizi aracıdır. Bir iş fikrinin SWOT analizi yap, e, yapılırken o fikrin işte strength, weakness, opportunities ve threats bakış açılarından incelenir. Bunlar yani güçlü yönleri, zayıf yönleri, e, fırsatlar ve tehlikeler, riskler. Diyebiliriz. Semantik fonksiyon nedir? Semantik fonksiyon yani işlevler, çekirdek işlevleri tarafından orkestra edilen, kontrol edilen, tekrarlanabilen elelem istemlerinin kapsüllenmesidir. E, fonksiyonlar elelemlerle verimli çalışmanın yapı taşlarıdır. Sizin gibi programcı olmayanları burada sizin dediği tabii programcı olabilirsiniz, burada e, iş anı e, ne diyorduk İş düşünürleri, business thinkers yani burada aslında şeye örnek var. Kod yazmayanlar yapılan bir örnek ama kod yazanlar tabii ki bakacak. Bunları kendi yararınız için nasıl kullanacağını keşfetmeye hazır olun diyor. E, semantik bir fonksiyon promptları alıp eleleme götürüyor. Elelemlerden çıktığı respons oluyor. E, uyarı fonksiyon koleksiyonlarına beceriler, skills veya eklentiler, plugins denir. Eklentilerin temel amacı fonksiyonların diğer uygulamalarda kullanılabilecek yapay zeka eklentilerinin olgunlaşmasını görmektir. LLM'ler LLM konfigürasyonlarını alıyorlar ve promptlardan çıktığı ortaya çıkarıyorlar. Semantik fonksiyonlarına girdi hitap edilen alan, cevabın karmaşıklık seviyesi gibi bilgileri verdiğimiz fonksiyonlar hazırlayıp eleme işi yaptırabiliyoruz. Oluşturduğumuz araçları düzenleyelim. Daha sonra yeniden kullanmak için oluşturduğumuz araçları düzenleyeceğiz. Şimdiye dek semantik kernel kullanarak semantik fonksiyonlar oluşturduk. Ancak bu yapıları bir düzene sokma ihtiyacımız var. Düzene sokmalıyız. Semantik benzerlik değil semantik tamamlama yaptığımızı da hatırlatalım şimdiye kadar. Geleneksel kodlanmış olan fonksiyonlar matematiksel ve diğer deterministik ve teknik konularda iyidir. Ancak doğal dilli ve yaratıcılık ihtiyacı olan işlerde semantik fonksiyonlar daha başarılıdır. Semantik fonksiyonlar da tekrar kullanılmak amacıyla kendi içerisinde paketlenebilirler. Bunun için içerisinde iki dosya olan bir klasör oluşturmanız gerekmektedir. Bunlardan biri sizin semantik fonksiyonuzdur, Diğeri ise sizin JSON formatında olan konfigürasyon dosyanızdır. Yani bir tane işte TXT uzantılı bir prompt hazırlıyorsunuz ve config.json oluşturup, onun config'lerini veriyorsunuz. Ee, mesela bir business thinking yapısında örnek olarak basic strateji şeklinde bir semantik fonksiyon var, bunun bir json şeyi var bir de e, prompt var, prompt ve config var. Ee, bu şekilde SWOT analizini yapmaya, ze yapay zekaya yaptırdığımız kodu düzene sokturduk. Bu şekilde düzenleyebiliyoruz yani, paketleyebiliyoruz yaptığımız araçları. Başkasının yaptığı aracı plugin yardımıyla kullanmak istersek de buna bir örnek tasarım odaklı düşünme de 5 adımlı bir süreçtir tasarım odaklı düşünme. Bu işlem için Design Thinking isminde bir plugin vardır. Onu kullanabiliriz. Burada tasarım odaklı düşünme Design Thinking'in 5 aşamasını görüyoruz. Bunun ilk iki aşaması için Design Thinking pluginini kullanabiliriz yani Empathize ve Define. Empathize'da LLM yapay zekasını işte herhangi bir işçi olabilir. Summarize customer support or field logs'ları işte summarize işleminde kullanabiliriz veya define olarak da LLM yayını sık karşılaşan problemleri kategorize etmede kullanılabilir bunun için define ve empathize araçları da böyle paketler halinde geliyor. Peki neden plugin'ler önemlidir? Semantik kernel dünyasında fonksiyonlar kernel'ın sizin için çalışmasını sağlayan bir inşa bloğudur. Semantik ve native fonksiyonlarla herhangi bir yerde yapay zeka plugin'leri yaratmak kolaydır. Yani AI plugin'leri, ChatGPT, işte Copilot bir araya geliyor ve Semantik Kernel aracılığıyla aplikasyonlar oluşturabiliyor. Bunun da kod örneği var. Semantik benzerlik bulmak Öncelik e, önceki bölümlerde semantik tamamlama yapmıştık, yani semantik completion yapmıştık. Bu bölümde semantik benzerlik yapıp artırılmış üretim geri alma, yani retrieval augmented generation e, (RAG) dediğimiz bunu yapabilir hale geleceğiz. Yani şöyle semantik completion yapmıştık, bir de semantik similarity yapacağız ve ikisi beraber bir arada olunca artık RAG yapabilir hale geleceğiz. Hadi semantik örnek kullanarak nasıl semantik benzerlik ölçme yapacağımızı kod bölümünde inceleyelim. Bunun için de kod bölümünde inceleyebilirsiniz. Plugin araçlarınızın kendiliğinden çağrılması. Şirketlerin en büyük iki limiti zaman ve paradır. Bunun için yapay zeka çok uygun bir araçtır. Mesela LLM'lerin boşluk doldurma yeteneğiyle aşağıdaki ne yapabiliriz? 10 dolar 10 dolar daha zengin olmak için nokta nokta yapmam lazım. Hadi bir boşluğu doldur diyoruz. Bu tarz bir istem prompt halüsinasyona çok açıktır. Yani istenmeyen sonuçlar almasına çok açıktır. Burada istemin doğru noktaya yönlendirmek için şunları yapabiliriz. Bu sistemi bizim iş modelimizin bilgisini vererek semantik benzerlik benzerliği kullanarak daha çok para yapmak görevine uygun bir nokta arayabiliriz. Yani aynı zamanda konteks verip öyle yönlendirmiyoruz veya birkaç plugini bağlayarak doğru pazarlama kopyaları yazdırabilir veya veri toplamak için anketler yollayabiliriz. Python kodlama geleneğinde yazılımcılar daha iyi anlasın diye metotların açıklamaları vardır. Benzerlik motoru sayesinde araçlarımızı aramak için o açıklamaları kullanırız. Yani bir metot yazıyoruz, bir class yazıyoruz hemen altına onların ne yaptığını açıkladığımız komutlar yazıyoruz Python'da bu bir gelenek böyle kullanılıyor Python'da kod böyle yazılıyor. Ee, bu da şu anlama geliyor. İstem yazarken tüm alakalı plugin fonksiyonların açıklamasını da verirsek tamamlama motoru hangi araçların mevcut olduğunu ve hangi adımlar istenen hedefe ulaşabileceğini anlar. Yani bir plugin yazdığımızda o pluginin ne yaptığı bilgisini de eklersek oradaki geleneksel Python'ın geleneksel komutları gibi bu şekilde arama motoru bir göreve ihtiyacı olduğunda o görevin açıklamasından o tool'u kullanabilir, o aracı kullanabilir hale geliyor. Bir sürü eklentiye sahip olmak isteriz e, genel olarak ve sonra amaca uygun doğru eklentiyi bulmakta zorlanabiliriz. Aşağıda kullanılan önceden tanımlanmış eklentiler hakkında daha fazla da, bilgiyi de burada bulabilirsiniz. Burada da e, hala hazırda olan pluginler var. Yapay zeka ile sohbetten fazlası, yeterli sayıda pluginlerinizi düzenli bir şekilde paketledikten sonra belirli bir amacı veya ihtiyacı gerçekleştirmek için gerekli plugini bulmak artık kolay olur. Ne zaman ki bir aksiyon planımız belirlediğimizde hazır pluginlerimiz sayesinde işi tamamlamak için tüm ihtiyaçlarımız gerçekleştirmiş oluruz. Yani Similarity kullanarak plugin açıklamalarından uygun plugini plugin'e ihtiyacımız olarak çekip sonra completion işlemini yaptırabiliyoruz ona uygun olarak. Semantic Kernel plugin ve plan planlayıcıları. Eğer pluginleri özellikle AI plan planlayıcı AI pluginleri özellikle AI plan planlayıcıları tarafından erişilebilir olmaları için tasarlanmıştır. Doğru plugin araçları sayesinde mantıklı bir plan oluşturulabilir. Burada dediğimiz gibi araçlar var. Araçların Description'ları, açıklamaları var. Bunun sayesinde Planner, bizim isteğimize göre uygun araçları çağırıp onları kullanıp işi yaptırabiliyor. Yani bu e, Langchain'deki agentslara benzetme sebebim bu yüzden de. Planlayıcılara hangi durum için hangi aracın uygun olduğuna planlayıcılar hangi durum için hangi aracın uygun olduğuna karar verirler. Örnek bir kullanımı burada verdik. İşte action planner'ı çağırıyoruz. İçerisine kernel'ı veriyoruz constructor'ına. E, sonra bu planner'ı e, kernel'a import skill yapıp işte mat skill'i, file, io skill'i, time skill'i, text skill'i gibi yetenekler ekliyoruz ve onlara isimlerini veriyoruz. Daha sonra da bir istek istiyoruz ve oradaki işlemi kendisi yaptırabiliyor. Onun bir örneği açık kaynak kodlu bir chat copilot son bölümde de burada baştan uca bir örnek veriliyor açık kaynaklı ki nasıl kullandığını anlayabilelim. Ee, arka uç sunucusu kimlik doğrulama, vektör veri tabanları, telemetri, içerik güvenliği, pdf içi aktarma, içi aktarma dediğimiz importing ve hatta OCR gibi çeşitli kaynaklara nasıl bağlanacağını gösteren bir açık kaynaklı proje. O da Microsoft Chat Copilot. Ee, bu projede nasıl custom pluginlerinizi ekleyebileceğinizi görüyorsunuz. Ve bölümün kodu yani bunu direkt hazır alıp, e, istediğiniz amaçla kullanabilin diye böyle veriyor Microsoft size. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kodları inceleyebilirsiniz. Kaynağın orijinalinden İngilizce kursu dinleyebilirsiniz. Bir saat kadar sürüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.